Merhaba sevgili öğretmenler. Bu videoda sınıfımızda bulunan diğer merkezlere göre çocukların daha sesli bir şekilde oynadıkları öğrenme merkezleri olan blok merkezi, manipülatif merkezi ve dramatik oyun merkezi hakkında konuşacağız. Gelin blok merkezine bakalım. Blok merkezi, farklı boyut, şekil ve renkteki bloklar ve bloklarla oyunu destekleyen materyalleri içeren bir merkezdir. İlk olarak sınıfımızda blok merkezini neden oluştururuz sorusunu yanıtlayalım. Bu merkezde bloklarla yapı inşa oyunu oynayan çocuklar, nesneler arasında ilişki kurmayı öğrenir. Ayrıca çocukların yaratıcılıkları, el-göz koordinasyonu, ince motor becerileri, sosyal beceri de bu merkez sayesinde gelişir. Blok merkezi, açık raflı dolaplar kullanılarak sınıfın sesli öğrenme merkezlerine yakın olan bir alana kurulmalıdır. Çocuklar bu merkezde yerde oturarak oynadıkları için zemine halı konulmalıdır. Merkeze ayrılan alanın diğer merkezlere göre daha geniş olması gerekmektedir. Blok merkezinde bloklar şekillerine göre gruplandırılarak açık raflara yerleştirilmelidir. Bu merkezde oyunu destekleyen diğer materyaller ise şeffaf kutularla çocukların kullanımına sunulmalıdır. Blokların şekillerine göre rafta konulacakları yerlere etiketleme yapılması gruplandırma açısından yararlı olacaktır. Her plastik kabın üzerine ve rafta materyalleri koyduğumuz yere etiketini yapıştırmayı unutmamalıyız. Blok merkezinde farklı geometrik özelliklere sahip, çeşitli büyüklüklerde tercihen ahşap blokların olmasına özen gösterilmelidir. Ayrıca sünger, strafor ve benzeri birçok malzemeden de bloklar üretilerek merkeze yerleştirilebilir. Şimdi gelin sınıflarda gördüğümüz bir blok merkezini ziyaret edelim. Bu merkezde bulunan materyallere bir göz atalım. Bu merkezde farklı geometrik özelliklere sahip, çeşitli büyüklüklerde tercihen ahşap bloklara yer verilebilir. Farklı cinsiyet, yaş, engel durumları, ırk gibi unsurlar dikkate alınarak seçilmiş minyatür insanlar, dinozorlar, vahşi hayvanlar, evcil hayvanlar, çiftlik hayvanları, böcekler gibi minyatür hayvanlar, taşıtlar, trafik işaret ve levhaları, çiftlik evi gibi temalı oyuncak evler bu merkezde bloklar dışında oyunu desteklemek için kullanılabilecek araç gereçlere örneklerdir. Şimdi manipülatif merkezine göz atalım. Eğer sınıfınızda bu merkeze ayrı olarak yer verecek yeterli alanınız yoksa bu merkezi blok merkezinin içinde hazırlayabilirsiniz. Manipülatiflerle oyun, çocukların bilişsel gelişimini ve yaratıcılığını desteklerken, aynı zamanda ince motor becerilerini, el-göz koordinasyonunu ve sosyal becerilerini de geliştirir. Manipülatif merkezinde çocuk boyutunda raflar ve raflarda plastik saydam kaplarda bulunan manipülatifler bulunmalıdır. Zeminde halı bulundurulması iyi olur. Böylece çocuklar isterlerse bu merkezde yere oturarak ya da manipülatifi kabıyla birlikte alarak masada oynayabilirler. Sınıfın alanının küçük olması durumunda bu merkez için küçük bir alan ayrılarak çocukların masalarda oynaması sağlanabilir. Şimdi gelin sınıflarda gördüğümüz bir manipülatif merkezini ziyaret edelim. Bu merkezde bulunan materyallere bir göz atalım. Bu merkezde legolar, dişli bloklar, sekizgenler gibi tak çıkar oyuncakları, yapbozlar, masaüstü kavram oyuncaklarına yer verilebilir. Son olarak dramatik oyun merkezini inceleyelim. Dramatik oyun merkezi, çocukların hayallerindeki rollere girdikleri, farklı roller alarak yeni keşiflerde bulundukları, hayali ve günlük yaşamındaki olayları ve kişileri canlandırma fırsatı elde ettikleri bir öğrenme merkezidir. Bu merkezde çocukların özellikle dil gelişimi, sosyal duygusal gelişimi, problem çözme becerisi desteklenmektedir. Bu merkezde çocuklar daha sesli bir şekilde oynadıkları için okuma merkezi gibi sessiz bir alanda olması gereken merkezlerin uzağında kurulmalıdır. Dramatik oyun merkezi için sınıfta geniş bir alan ayrılmalıdır. Bu merkez, çocuk boyutunda mobilya ve mutfak araç gereçlerle diğer merkezlerden ayrılan bir oyun alanıdır. Şimdi gelin sınıflarda gördüğümüz bir dramatik oyun merkezini ziyaret edelim. Bu merkezde çocuk boyutunda koltuk, masa ve sandalyeler, meslek kostüm ve materyalleri, yetişkin rolüne girebilecekleri kostümler ve tamir malzemeleri bulunabilir. Aynı zamanda bu merkeze dramatik oyunu destekleyici nitelikte materyaller eklenerek çocukların oyunları zenginleştirilebilir. Kostümlerin yakınında çocukların ölçüsünde bir boy aynası olmalı, ayrıca kukla sahnesinde dramatik oyun merkezinin yakınında bulundurulması tercih edilmelidir.